13 Eylül 2006 tarihinde Andır'ın Kesimköy'ü, Beylik yani Mahallesi. Yani ben buralıyım. Muslu Obası evet, yerdeyiz. Şimdi, tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Sayın Süleyman Cicik ağabey var ve genç bir arkadaş. Merhaba. Merhaba. Adın soyadın? İbrahim Ciğer abim. İbrahim, buranın bir önemi var mı? Buranın her türlü önemi var. Kara Fatma Hatun'un yaşaması bizim için en güzel bir hatıra. Onun ev yerinde, yaşadığı bölgede yaşamak daha güzel bir şey. Evi burada mıymış acaba? Evet, ev yeri burası. Ne anlattı büyükler veya da burayı bilenler? Ya burayı bilenler hani bu memleketi savunduğunu, bu memleket için bir erkek gibi savaştığını, işte kendi halkı için savaştığını, yani buranın özgüvenini kazanmasını sağlamış yani. Öyle mi? Bizim bildiğimiz budur yani, biz öyle tanıyoruz. Kaç yıldan beri tanıyorsun Kara Fatma Hatun'u? Yaklaşık 10 yıldır duyarım yani bilirim, hikayelerini takip ederim, kendisini takip ederim. Evet. Yani yaşam yeri burası ve ben onun üzerinde yaşıyorum. Aynı bölgenin içindeyim. Yani birebir onunla yaşıyormuş gibi hissediyorum yani. Evet, ev yeri burada ama çeşmede az ileride bunu da gördük. Kerim Bey, ben de karışabilirim. Tabii. Şimdi Kara Fatma Bozdoğanlar olduğu için ben gururlanırım. Çünkü ben de Bozdoğanlardanım. Selamünaleyküm. Onun için ev yerini bulmak, çeşmesini bulmak. Onun için çok güzel bir anı oldu benim için de yani. Sizin için nasıl olduysa benim için de öyle oldu. İnşallah doğruları yazılır. Doğruları da sizin yazmanız nasip olur. Mezarını orada yan